sayılarla 13 şehidimiz vardı. 7 şehidimiz birazdan burada kanseri 12 cihaba ulaştırmak. Ama üst komutanlığında düzenlenecek olan askeri törenin ardından memleketlerine uğurlanacaklar. Şehitlerimizin isimlerini aktaralım. Yunus'un Ankara memleketlerine Ankara'ya buradan Bakan İlhan Denizli'ye, Kenan Dongel, Zonguldak'a, Abdülsamet Özen, Kocaeli'ye, Kamil Kuş, Afyon'a, Serdar Anak İzmir'e, Fehmi Zahmet'e, İstanbul'a, yedi köyümüz. Birazdan burada düzenlenecek olan askeri kurumu ardından memleketlerine yolcu edilecekler. Kocaeli'de selam başlayacak. Şehitlerimizin naaşları arkamızda kurumdan oraya gelecek ve şehitlerimiz buradan artık memleketlerine yolcu edilecekler. Yaklaşık 10 dakika sonra buradaki törenin başlamasını bekliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Uçuk da yine burada olacak. Burada şehitlerimizin bu töreninde yer alacaklar. Yine şehit yakınlarının da burada olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dakikalarda töreni takip ediyor olacağız. Sayın Ayman, gelişmeleri aktarmayı sunacağız. Ankara'nın Yeşiltaş'ın bulunduğu nokta hiç kuşkusuz ve en noktalardan bile burası itibariyle bizim için. Orada bir yandan gözümüz kulağımız olacak. Hatta buraya da bir benim deyimine bakıyorum. İçişleri Bakanı Milli Savunma Bakanı zaten Kayseri'deydi bu saldırının ardından. Ki onlara çıkan olarak yapmışlardı. 7 şehidimizin memleketlerine uğurlanma anlarında da yine orada bulunacaklar. Onu da sizlerle paylaşalım. Tabii ki oradaki hareketlilik başladığından itibaren de tekrar gözümüz kulağımız orada olacak.